Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz çok merak ediyordunuz. İşte buyurun evimin salonu. Gerçi siz her köşesini az buçuk biliyorsunuz. Çünkü farklı köşelerde çekim yapıyoruz. Ama gelin size puzzle'ın genel halini şöyle bir gösterelim. Hoş geldiniz, buyurun. Aslında bir sorun var. Buyurun. Evde ayakkabıyla mı geziyorsunuz? Ya, Aşk-ı Memnu'dan beri ben böyle öğrendim Başak. Size misafirim gelince topukluyla geziyorum, evet. Buyurun. Vaktimi en çok geçirdiğim yer burası sayılır. Şöyle ki aslında içeride bir salonumuz daha var ama ben bu salonu kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi eşim biliyorsunuz Fenerbahçeliyiz. Maç seyrettiği zaman burada benim vakit geçiriyor olmam. Kitabımı burada okuyorum, çalışmamı burada yapıyorum. Bazen YouTube çekimlerimi şu köşede yapıyorum, bu köşede yapıyorum, orada yapıyorum. Yazın da camları açıyorum. Burası aslında eskiden bir balkondu. Sonradan kış bahçesi oldu. Benim dekorasyonda en çok önem verdiğim şey renkler. Sıcak renkler, yaşanan renkler. Hani kullanılmamış hiçbir köşe olmasın ki gerçekten biz öyle yapıyoruz. Sabah kahvaltılarımızı içerideki masada yapmayı tercih etsek de yazın kesinlikle burada yapıyorum. Perdeleri açtığım zaman sanki bahçenin içindeymişim gibi hissetmeyi seviyorum. Burada biliyorsunuz televizyon yokmuş gibi görünüyor ama aslında bir televizyonumuz var. Telefonumdan kumanda edebiliyorum aslında. Her şey birazcık fazla teknolojik. Ben televizyonumu seyrettiğim zaman burada böyle seyretmeyi tercih ediyorum. Neyse televizyonumuzu burada seyrediyoruz ama şu anda seyretmeyeceğiz. Sadece size belki fikir verebilir diye göstermek istedim. Televizyon uzaktan kumandayla ve elimdeki telefondan kumanda edilebiliyor. Bu tarafta kullandığım renkler yazın biraz değişiyor aslında. Kumaşlarının üstlerini de değiştiriyorum. Farkındaysanız şimdi birazcık 1 Mart itibariyle yastık kılıflarımda deniz kabukları var. Ekim'de, 1 Ekim itibariyle de kışlık objelere ve kumaşlara geçiyorum. Turuncu, güneşin tonları, toprağın tonları benim kış bahçemde kullanmak istedim. Toprağın tonu denince bejler, sıcak tonlar, turuncular, doğada ne görüyorsanız ben burada görmeyi seviyorum. Hiçbir köşe burada kullanılmayan bir köşe değil bence. Dolayısıyla battaniyemi alıp köşeme çıkıp elime Nescafe'mi, çayımı yudumladığım her alan benim için sıcak ve kullanılabilir alandır. Gördüğünüz gibi sadece 3 ton var. 3 tonun etrafında döndük. Bu tarafta 2 tane koltuk var. Bu koltuğu aslında şöyle düşünmüştüm ben. Eşim çok tavla oynamayı seviyor. Arkadaşları falan geldiğinde de hem bu tarafta sigaralarını, purolarını içenler varsa bu tarafta içsinler. Evin içinde çocuklar olduğu için çok sigara içilmesi taraftarı değilim. Hem de tavla oynayacakları veya çocukların satranç oynayabileceği bir köşe olsun diye burayı seçtik. Burada ahşap bunları ben Mudo'dan almıştım. Bu galiba buleyi de ben Mudo'da özel olarak yaptırdım. Çok da memnunum. İstediğim kumaşı seçtim. Ama şu iki puf ve masayı özel olarak mimarımıza yaptırmıştım. Mimarımız Eda Kamış'la beraber yön verdik. Çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. Aydınlatmalarda da birazcık daha modern, klasik. Eski evim bir daha klasikti. Gün geçtikçe daha çok sadeleşiyorum ve az eşya seviyorum galiba. Bu az eşya olmuş hali yani anlayacağınız. Daha modernle klasiği birleştiren, birazcık daha moderne yakın, rahat ev sevdiğimi anladım. Gelin bakalım içerisi nasılmış. Hepinizin en çok bildiği yer, hani misafirlerimi ağırladım şu köşeye. Evimin aslında misafir köşesi. Koltukları büyük tutmaya çalıştım mümkün olduğu kadar. Gri tonlarıyla laciverti birleştirdim. Gri ton, lacivert tarafım da orada, onu da anlatacağım. Ama dekorasyonumda çok önemli bir, belirleyen bir nokta vardı. Bu Devrim Erbil'in bir tablosuydu. Bunu aşık olarak almıştım. Turuncu olunca bir kombin olsun diye lacivert ve gri ve turuncuyu karıştırdım ve turuncu salona o şekilde girdi. Mermer masalarım, çok büyük bir mermer masa istemiştim. Ama taşıması zor diye hem
aksesuar çok seviyorum gördüğünüz gibi. Yani bir masada çiçek olması lazım, kitap olması lazım, mum olması lazım. Misafirim geldiği zaman ikramlıklarımı koyacağım yer olması lazım. O sebeple büyük masa gerekiyor. İki tane mermer masa yaptık, dikdörtgen paralel. Grileri böyle büyük büyük yaptık. Karşıda da Londra'da, hemen onu göstereyim size. Çok seyahat ederken ve ev dekorasyonuna bayılıyorum. Londra'da ev gezerken şu sandalyeleri görmüşüm. Sandalyeleri gördüğümde de çok komik gelmişti. Böyle sandalye olur mu diye. Oturunca inanılmaz rahat ve kalkmak istemiyorsun. Bu kumaşı da buldum. Fotoğrafını gösterdim mimara. Bunu yapar mısın dedim. Vallahi aynısını yaptı. Gerçi evimizde kedi ve köpek olduğu için kumaşlarımız çok dayanıklı olmuyor. Çünkü mesela bu sene, muhtemelen seneye kumaşlarımı değiştirmek zorunda kalacağım. Kediler ne yaparsam yapayım o kumaşlarımın ne derler ona kibarcasına mahvettiler. Kendileri sağlıkları yerinde olsun ama kumaşımı 3 senede bir değiştirmek zorunda kalıyorum. Aksesuar dedim ya çok önemli. Çok şanslıydım. Bu For & More diye bir mağaza var. Kızlar sahibi, iki kız da çok sevdiğim arkadaşlarım. Pınar sağ olsun evime geldi. Aslı dedi ben yardım edeceğim dedi. Eğer evinizi dekore ediyorsanız ve kendileri mimarlık servisle veriyor. Muhteşem zevkli iki kız. Lütfen For & More'u aşağıda ben size linkini bırakacağım. Bir şeye ihtiyacınız varsa mutlaka bakın. Üstelik belki bir gün onların mağazasına gidelim. İnanılmaz çeşitli aksesuarları var. İnanın kitaplarım dahil soracağınız her şey oraya ait. Mumlarım Esra Home'dan. Esra Home'un mumlarını sevmemin sebebi hem kaliteli mum, şöyle söyleyeyim, yanıyor. Hem kokusu güzel rahatsız etmiyor. Hem yandıkça içine doğru gidiyor. Bunlar çok önemlidir. Bittiği zaman da Esra'ya gönderiyorum. Esra'cığım yapar mısın diyorum. Yani bana özel değil. Siz de aldığınızda size de yapabilir. Aşağıya onun da linkini bırakalım. Mumlarımı da Esra Home'dan alıyorum. Ama diğer aksesuarlar, kitabın üstündeki aksesuarlarımın %90'ı For & More'dan. Hani çeşitli markaların hepsini tek bir yerde toplamış kızlar. Şu zigon masayı çok soruyorlar. Bu zigon masayı Beymen'den almıştım. Beymen'de hala var zannediyorum. Üçlü çok muhteşem bir tasarım bence. Çok hoştu. Doğan Çay'ın bu da çok güzel bir ev hediyesi. Bir arkadaşımın hediyesiydi. Bence bir evi güzelleştiren perde bir. İkincisi de duvara astığın aksesuarlar evin bütün havasını değiştiriyor. Neyi merakınız varsa eskiden daha çok klasik severken şimdi bayağı modern sanat sevmeye başladım. Damien Hirst zaten dünya çapında bir artist. Onun da çok özel bir eserini bir almıştım, alabilmiştim. Onu da koymam gerekiyordu. Allah'tan koyabildim. Bu taraf benim en çok bu salonda, evde, yatak odamdan başka en çok vakit geçirdiğim yer şu köşe. Televizyon köşesi. Burada da o köşe metrim, bu köşe benim, ortası çocukların. Çok vakit geçiriyoruz. Buradaki ördüğünüz aksesuarlar da babaannemden olanlar da var. Düğünümde bana gelenler de var. Ladron'un poşeyi çok seviyorum. Seramik zaten çok seviyorum ama bu biblolar ve bunlar Christoph'un Sır Maison'dan aldım. Akmerkez'de de var, Zorlu'da da var. Sır Maison'da inanılmaz güzel ürünler var. Ladron'un, Christoph'un, ev eşyası yapanlar, eğer düğününüz varsa düğün listeleri falan yapacağınız çok kaliteli bir yer. Şunları, bunları Sır Maison'dan aldım. Dediğim gibi mesela yine bunlar bizim Pınarların For & More'dan aldıklarım. Şunları bile For & More'dan aldım. Bakın şu iki masayı. Yastıklarım Missoni, Missoni'den almıştım. Dediğim gibi. Bir de size şöyle gelin. Kapıda böyle bir şey düşündüm. Kapı yana doğru açılıyor bizde. Şöyle göstermek istiyorum. Hani hem evde bir derinlik vermek için. Bir de yerimin şuranın yerini de çekebilirsiniz belki. Daha farklı kendimi Milano'da bir otelde görmüştüm. Evimi de yaşayan bir ev gibi göstermek için ortalarına mermerle beraber bunları kombinledim ve güzel olduğunu düşünüyorum. Evde gri ve ahşap renkleri beraber salonda. Griyi çok seviyorum. Gri'nin ahşap rengiyle kombinasyonuna da bayılıyorum. Mesela şurada gördüğünüz gibi.
tabii ki filler. Filler bereketli, fillerim var. Şimdi gelin. Burada şurada bir sütun vardı. Eskiden şömine olarak kullanıyorduk bunu. Sonra şömine olarak kullanmaktan sıkıldım. Camlı birazcık da bu şekilde kullanmak istiyorum. Belki daha sonra şömineye dönerim gibi geliyor. Burası da benim bu tablomda Ali Alışır'ın çok güzel bir tablosu. Mermer masam. Onu da daha modern tasarımlı bir deri, pirinç ayaklı deri sandalyelerle kombinledim. Hatırlarsanız pazar rutinimde şu dolaplarım benim gizlidir. İçlerinde tabaklarım, çanaklarım vardır. Bir keresinde toparlamıştık beraber. Şöyle göstereyim mesela. Çok detay çekmeyin ama böyle. Gibi eşyalar bulunuyor. Aynı şekilde bu tarafta da. O yüzden buradan da mutfağa geçiş var. Genelde kahvaltılarımı kış aylarında burada yapıyorum. Yaz aylarında kış bahçesinde yapıyorum. Burada da bir kere bir sofra hazırlamıştım size, belki hatırlarsınız. Buralarda da çekim yaptık. Genel itibariyle kullanılmayan, hani çok şık obje olarak duran ama hiç kullanılmayan şeyleri sevmiyorum. O kadar çok eşya koydum ki arka depoya eskiden. Antika değerinde olan o kadar tablolarım, objelerim vardı. Hepsini kaldırdım. Bir de evde kedi ve köpek olanlar beni anlayacak. Çok değerli şeylerim de vazolarımda. Burada köpeğin kuyruğu sayesinde maalesef kırıldılar, gittiler. Birçoğunu da şimdi kaldırdım. Ne kadar az öz. Bir de zevkim de değişiyor. Yani eskiden bilmiyorum, bamya sevmiyordum. Şimdi bamya seviyorum. Hani yemekten de örnek vereyim. Eskiden hiç modern sevmezdim. Şimdi daha çok modernleştim. Muhtemelen bundan sonra yapacağım ev, ki ben bu evi dekoro edeli bir 6-7 sene oldu. Birkaç seneyi bir daha bir değiştirebilme imkanım olursa değiştireceğim. Ve daha da modern ve daha az eşyalı yapmayı istiyorum. Bakalım. Evimin özel taraflarını, yani çocukların odalarını, aşağı katı falan çok özel mahremiyet diye çekmek istemem ama bir gün belki oğlumdan izin alırsam onun oyun odasını ve sinema odasını belki sizlerle paylaşabilirim. Perde tasarımı çok önemli. Perdede şöyle, perdede yanlış bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Bu sene değiştireceğim. Ama çok dikkat çekmemesi için yalın ve düz tonlarda, hani çok kenarlara doğru eskitip değil de stor şeklinde katlanabilen, benim görüş alanımı engellemeyen perdeler tercih ettim. Çünkü ben buradan baktığımda dışarıyı görmek istiyorum. Evimin önünde zaten havuz var. Havuzu görmek, havuzun o şıkır şıkır sesini dinlemek bana gerçekten çok keyif veriyor. O sebeple aydınlık evleri daha çok seviyorum. O sebep, ondan dolayı da genelde tek duvar hariç hepsi beyaz duvarlarım, çok açık renk. Ahşapta şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu çapraz ve bu renk ahşabı çok beğeniyorum. Gri ile uyumunu seviyorum demiştim ya. Bunun bir adı vardı ama ben bilmiyorum, unuttum. Fakat o zaman ilk seçtiğimde çok da kullanılan bir şey değildi. Üstelik emin misiniz dediler. Çok eminim dedim. Severek yaptım. İyi ki de yapmışım. Bir daha yapsam bir daha böyle yaparım. Çok önemli. Çünkü yaptıktan sonra fikir de değişiyor. Dediğim gibi modern bir şeyle, aydınlatmayla nispeten dömi klasik bir dekorasyonu dengelemeye çalıştım ki buraya kristaller falan koysam bir anda salonun havasının değişeceğini düşünüyorum. Ben gittikçe modernleşmeye başladım gibi. Zaten daha önce bir kere de misafir banyosunda çekim yapmıştık. Orayı çekemeyeceğiz çok. Başka bir günde oraya çekeriz. Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Keyifle sizlere konuşuyorum. Gerçekten sanki evimde bir arkadaşım gelmiş gibi. Zaten siz de bana o şekilde yorum yapıyorsunuz. Aslı Hanım, sanki arkadaşım konuşuyormuş gibi sizi izliyorum diye. O samimiyet gerçekten şu kameradan birbirimize geçiyor. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.